tatlım ya. Kızlar. Çok tatlısın. Evet. Ya. Böyle sıcak karşılanmak da çok keyifli ayrı canım. Evet. Herkes sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi gezmeler. İyi günler. Cumartesi pazar saat 1 ile 2 arası evden çıkıyorsunuz. Tamam. Hoşçakalın. Öyle bedavadan poz vermem diyorsun yani Evrim. Şaka bir yana izleyicilerimiz tarafından böylesine sevilmek ne kadar güzel. Konuyla ilgili başka bir notun var mı? Yoksa açılışımızı yapalım mı Evrim? Ayrıca çok yakında yarışma programımızın olacağı günler ve saatlerde de evden çıkmak yok. Değil mi Özleyiş? Mengütay, bir net hareket yap ya. Bir net ol. Kimsin sen? Kameraman arkadaşlarımız Özleyiş ve Mengütay'ın senden bu çektiği nedir Evrim? Çocukların sırtında boza pişiriyorsun resmen. Neyse, günün anlam ve öneminden kaynaklanan heyecanına verelim bari. Ay bugün benim için çok heyecan verici bir gün. Benim yaş grubumdaki akranlarım için de eminim aynı şekilde geçer. Çünkü hepimizin çocukluğuna dokunan, gerek şarkılarıyla gerek programlarıyla rahmetli Barış Manço'nun müzesindeyiz. Sevgili eşi Lale Manço ile birlikte vakit geçireceğiz. Bakalım neler konuşacağız. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Hadi, let's go. Başlayacağız başlamasını ama bir son saniye efektiyle minik bir rötar yapıyoruz. Duydunuz kahkahayı değil mi? Bir daha alayım. Kahkaha alayım. Bizim sevgili Nihat tabimiz, teletabimiz kendisi ulaştırmadan. Ay çok seviyorum, onsuz hiçbir yere adım atmıyorum. Çok sevdiğin Nihat abimizi de böylece andıktan sonra Barış Manço ruhuna yavaş yavaş bürünelim Evrim. Havaya girmek için etrafına şöyle bir bakman yeterli. Aa, domates, biber, patlıcan. Bir anda karardı bütün dünya. Bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya karardı. Bu sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Ay ne güzel şarkıları vardı. A'da bakayım. Bir de Y'de. Ye! Şimdi bir de I. I. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Cümbür cemaat. Bütün mahalle. Bu hayvan sevmeyenlere gitsin. Hadi bakayım. A. Bir de Y'de. Y. Ye. Şimdi bir de I. I. Oku bakayım. Hayır. 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 Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Cümbür cemaat. Hayır. Bütün mahalle. Hayır. Merhaba. Nasılsınız? Ben de. Ay. Dünyanın en zarif kadını. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar hoşsunuz. Ya. Ne yapalım ilk önce size layık olmaya çalışalım. Alalım deriz değil mi? Heyecandan ben de. Bizde her şey böyle spontane gelişiyor. Önceden kurgu yok. Ne güzel. Sen al. Evet teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay çok heyecanlıyım. Keşke daha önceden beraber olsaydık. Şey yapalım mı? Biraz daha Barış'a yaklaşalım mı? Yaklaşalım. Şimdi şöyle bir esasında izin istiyoruz yasak ama olsun. Bize özel olsun. Bize özel olsun. Hanımlar rahmetli Barış Manço'nun bal mumu heykelinin yanına doğru harekete geçerken biz de az sonramızı izliyoruz. Evrim Akın'dan renkli itiraflar gelecek. Kendini bilir insan, zeka var ama aklın ası yok. Evet akıl işte. Lale Manço'nun kıskançlık üzerine anlattıkları Evrim'i ters köşe yapacak. Gençlerle de tabii çok güzel hanımlarla da paylaşıyorsunuz. Yine ona gelememiştim. Lale Manço ve Barış Manço'nun tanışma öyküleri şaşırtacak. Power, çiçek kız. Evet öyle işte hint etekleri, ayağında tahta şeyler ki bu da Barış'ın hiç tarzı değil. Ay Jim Morrison'la Pamela gibiydiniz o zaman. Barış Manço'nun rengarenk kimonoları büyüleyecek. Ama şunlar onun hayatının en önemli şeyleri. Hiç olmazsa geldi miydi hemen kimonoyu giyer. Eşi Lale Hanım'la Barış Manço'nun dünyasına çok özel yolculuk. Burada süper babaannemiz oturuyor. Süper babaanne. Seni çok seviyorum. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Ya tüylerim nasıl diken diken anlatamam. Yani evet bu
müthiş bir... Ha, yaşıyor gibi yahu, gerçek. Ne kadar canlı değil mi? Yani özellikle el detaylarına falan baktığınız vakit inanılmaz. Siz tabii ellerini bizden daha iyi tanırsınız değil mi? Yani tabii heykelin yapılma aşamasını biliyorum. Sevgili Murat Daşkın'ın bir eseri. Muhteşem. Son derece yetenekli. Bana göre heykeltıraş. Ben yurt dışında... özellikle Amerika'da ve Avrupa'da bir sürü o ismi bilmiyorum reklam olur Madame Tussauds Müzesi'ne evet. gezdim ama bu kadar başarılısını görmedim. Allah'ım ya. Yani az çok sonra başarılı. Gözlerini çevirip bana hayırdır diyecek yani gibi. Yani ben ilk gördüğümde dehşete kapıldım. Korkmuşsunuzdur değil mi? Yani evet çünkü değişik Ürpertin. Bir şeyde gördüm. Değişik bir atmosferde bir etkinlikte ilk defa lanse edildi bu heykel. O esnada da çocuklar vardı sahnede. Prova yapıyorlar yani o gece için. Ben girdim. Çocukların sesini duydum, Barış'ı gördüm. Birdenbire kendimi Adam Olacak Çocuk programı çekiminde zannettim. O kadar yani toparlayamadım kendimi. Ama muhteşem yani. Hakikaten çok başarılı ya. Ay ışığı bol olsun. Eminim cennetten bizi izliyor şimdi. Kesinlikle. Dünyanın en iyi insanı. Ya ben çocukluğumda o Adam Olacak Çocuk 7'den 77'ye hem dünyayı gezerdi hem de bize çocuklara evet. program yapardı. Ay en büyük hayalim otururdum böyle kilitlenirdim. Neden ben orada değilim diye. Neden? Ama şimdi buradayım. Keşke ama işte Ankara'daydım. Hani olmuyordu. Senin bu özlemini tam olarak gideremez ama Adam Olacak Çocuklu yıllara bir gidelim mi evrim? Ta İzmir'den geldim buraya kadar. Sana teşekkürler ediyorum. Beni kırmıyorlar. Ta nereden geliyorlar? Efendim? Bir şey diyeyim. Bir şey diyeyim tabii. Peki Tuğçe madem her şey çok iyi sen bize iyi bir şarkı söyler misin? Söylemez misin? Niye? Niye? Çok şaşırdım bile benim için. Moda 81.300. O zamanki şeyiz posta kodu oydu. Böyle tabii Barış'la bütünleşti, programla bütünleşti. Öyle siz bu evde mi yaşadınız? Tabii. Kaç sene? Söyleyeyim 84-99. 15. Tabii. 16 yıl. Bayağı bir sene. Ne kadar zordur bunun idaresi değil mi? Valla o zamanlar oluyor. Neticede insanlar hep böyle evlerde yaşamışlar. Eskiden yani modanın evet. geçmişinde bu evlerden çok vardı. Bakmayın şimdi böyle bir tane kaldı bu. Tabii hepsi apartman oldu. Hepsi apartman oldu. Çünkü bu evin bir de ikizi vardı. Şu yan tarafta gördüğünüz bana göre sevimsiz apartman. Bu evin ikiziydi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Yani çocukluğumdan beri modalı olduğum için. Mesela bu sokak bence modanın en romantik, en güzel sokağıydı. Yani bizim bu evi almamızın nedeni de o romantik sokaktan dolayıydı. Ama zaman içerisinde her şey şekil değiştirdi işte. Zaman içerisinde her şey şekil değiştirse de değişmeyen tek bir şey var. O da Türk halkının rahmetli Barış Manço'ya olan bitmez sevgisi ve o ölümsüz şarkılarına duyduğu özlem. Simsiyah gecenin oyunundayım yapayalnız uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Ay ben sizin hayatınızı okuduğumda hiçbir şeyin boşuna olmadığını anladım. Hani geldiğiniz aile, aldığınız kültür yani o kadar hani bunu nasıl cümlelere, sözcüklere dökebilirim? Hem bir sanatçıyı taşımak, hem çok iyi bir anne olmak, iki evlat. Yani hani, inşallah öyle olmuşuzdur. Öylesiniz. Evlatlarınızdan da bunu ama görüyoruz. Hani özellikle Doğukan hani bir yarışmaya katıldı. Oradaki evet. beyefendiliği, kibarlığı, yardımseverliği, üretkenliği. Hani hiçbir şey boşuna olmuyor. Sağlam zeminlerde büyütülmüş çocuklar. Batıkan'ı bilmiyorum nerede? Valla Batıkan çok kendine has bir çocuk. Esasında hep Barış derdi ki bu çocuk herhalde benim gibi olacak. Yani ben daha doğrusu çocukken Batıkan gibiydim derdim. Batıkan son derece private bir çocuk. Yani daha doğrusu kendi özeline çok düşkün bir çocuk. Kendi şahsına münasır derler evet, o tiplerden. Evet, o kendi hayatını... Ne yapıyor, o ne okudu? O esasında da animasyon okudu. Fakat şu anda yine farklı bir yerde. Yine müzik sektöründe çalışıyor. Farklı hatta sizinle ilgili bir takım şeyler yapıyor. Mesela dizilere müzik hazırlıyor falan. Aa. O tip işlerde çalışıyor. İkisi de müzik sektöründe şu anda. Doğukan işte... Biliyorum onu zaten. Konserleri çıktı, var. Konserleri var. O da o yoldan gitmeye başladı. Ne güzel ben tekrar böyle aynı heyecanla yaşıyorum. Evet değil mi? İşte o çıktı mı ne oldu? Haberleri çıktı mı? Bakıyorsun sıralamada kaçta falan diye. Ne güzel böyle bir şey... Bir aksiyon geldi bana, hayata. Bana tekrar geçmişi farklı bir şekilde yaşatıyorlar. Çok güzel. Lale Barış Manço çiftinin çok özel yatak odası. Burası aşk odamız mı? Şimdi burası bizim yatak odamız. Ay. Ben ciddi bir Arnavut hastasıyımdır. Az sonra. Bir sanatçıyla birlikte olmak. Tabii. Yani çok kolay bir iş değil.
Neden değil? Bir kere sanatçı değişken ve değişkenliğe sürekli ihtiyacı olan bir insan. Çünkü yaratıcı. Yaratırken aynı doğum gibi bir sürü sancıları olan. Ama işte o doğumdan sonra da inanılmaz heyecanı ve keyfi olan bir yaşam bu. Ama biz bu yaşamın her tarafında beraber olduk. Onun için ben taşımak diye kabul etmiyorum. Farklı bir deyiş getiriyorum hatta buna. Diyorum ki Barış Manço bir müesseseydi. Barış da ben de, hatta çocuklar da bu müessese için çalıştık. Yani ikimizin de farklı görevleri vardı. Ama CEO sizdiniz bence. Sanki öyle bir, öyle bir görüntü vardı yani. İmaj CEO olarak. Her zaman, bakın zeka her şeyin üstündedir. Barış inanılmaz zeki. Bir o kadar da akıllı bir insandı. Yani zeka ile aklın bambaşka şeyler. Bir şeyde olması ve çok bir dünyada olması çok zor bir şey. Çünkü tamam, zeka olabilir, yaratıcı, hatta yıkıcı bir zeka olabilir. Ben de mesela hep söylerim, ben de estağfurullah, hani kendini bilir insan, zeka var ama aklın ağası yok. Evet, akıl işte bu üç zeka. Üç kuruşluk akıl yok. Yemin ediyorum yok ya. Keşke olsaydı ya. Yok, bence var yani. Ya. Ben akıl öyle mı? Görüyorum. İşte görüntü bu, yanıltıyor. Bakın görüntü hiçbir şeydir. Boşuna uğraşmayın Lale Hanım. Evrim kendini konumlandırdı bir kere. Ne deseniz boş. Biz yeniden dönelim rahmetli Barış abiye. Tabii onun için bizim başkanımız, her şeyimiz her zaman Barış oldu. Yani o tek başına bir orkestra, her şeyi yöneten, ileri görüşüyle, kültürüyle. Yani o hakikaten bir dehaydı. Bunu zaten arkasına bıraktıklarıyla herkes de görüyor. Yani yaşanabilir. Bunu benim söylememe hiç gerek yok. Ama en yakını olarak tabii ondaki şeyi, o heyecanla karışık, sürekli öğrenmeyi, o öğrendiğini aktarmayı, bundan nasıl heyecan duyduğunu en yakın ben yaşadım tabii ki. Onun için yaptığı şeyin, bir kere Barış ne yaptıysa doğru yaptı. Çünkü samimi yaptı. Hiçbir şeyi şekil olsun ya da işte laf olsun diye yapmadı. İnandığı için. Yaptığı şeyden heyecan duyduğu şeyi de çok iyi yaptı. Tıpkı bu son derece sıcak ve ölümsüz şarkılar gibi. Sen gülünce güller açar, gül pembe, bülbüller seni söyler. Biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir, gül pembe, dereler seni çağlar. Sevinirdik gül pembe. Onun için yani ben bütün sanatçı arkadaşlara bunu tavsiye edebilirim. Heyecan duymadığı hiçbir şey yapmaması lazım insanların. Kesinlikle katılıyorum. Yani onun ellerinin titremesi lazım yapacağı şeyden. Ve de o heyecanı hiç kaybetmemesi lazım. Yani Barış 40 yıl sahneye çıkmış bir insan. Her sahneye çıkarken böyle ellerini tutardı. Bak ellerim buz gibi, görüyor musun? Ne olacak şimdi, nasıl yapacağız falan. Yani biraz dramatize de etse ama çok heyecanlanırdı. Vatikan'ın adam olacak çocuk konseptli odası. Ay Vatikan'ın odası daha renkli. Aa, hadi izleyelim. Burada mı çekiyorsunuz? Şimdi burası. Az sonra. Size sormuşlar hani. Bir sonuçta star eşisiniz ve bütün kadınların göz önünde kıskandınız mı diye. Siz çok güzel cevap vermişsiniz. O bana özgüveni, gerçek evet. Sevgiyi ve kadınlığımı hissettirdiği için bunu kıskanmadım diye ki tüylerim diken diken oluyor. Ama gerçekten öyle. Bu ne güzel öyle. Bir şey. Böyle adam var mı her şeyden önce? Tabii onu bir irdelemek lazım. Hani biz üzerimize giyelim bunu ama taşıyalım. Evet. Yani bir erkeğin kadını bu şekilde özgüvenini yükseltmesi çok önemli bir şey. Çünkü sanatçıyla beraber yaşamak, o bir kere bir sürü insanla paylaşıyorsunuz. Biraz yapısal da tabii, çocuklarla da, bütün işte gençlerle de tabii, çok güzel hanımlarla da paylaşıyorsunuz. Ben ona gelememiştim. Ama o özgüven meselesi hakikaten burada çok önemli ve onu tamamen Barış vermişti bana. Bir de çok her zaman çok takip etti. Özel olduğunuzu hissettirdi. Evet. Değil mi? Evet. Bu çok yani önemli. Acaba şey. Öyle miydim? Bilmiyorum. Bence ama öyleyiz. Onun bana verdiği yeterli yani. Çünkü o sıfata bir kere uygun olmak istiyorsunuz. Ona ulaşmak istiyorsunuz. Madem öyle görülüyorsunuz. Öyle değil mi? Buna layık olmak lazım. Buna layık olmak lazım. Ama bence bak bir şey söylediniz ya. Hem akıl hem zeka var olan bir insan diye. Hem aklı hem zekası bir arada olan adam. Bir gün kapısı çalınıyor, akşam vakti değil mi? Evet. Ve kapıyı açıyor, telefon edebilir miyim? Benimle evlenirsen diyor. Aslında oradan almış, hissetmiş belki de. O esasında herhalde böyle işte komşu kızına yapılan bir şirinlik falan diye düşünüyorum. Mümkün ama ya. İlk hiç görmedim ki hayatımda, o da beni hiç görmedi. Meşhur yani. Değil miydi o zaman? Meşhurdu canım, zaten ben bilirim parçasının kaydına gidiyordu. Yani bir şey, albüm hazırlığı içerisindeydi. Ben de o zaman işte İngiltere'de okuyordum yani işte.
Ne üzerine okudunuz orada? Ben onu da merak ettim. Ben orada kolej okuyacaktım ama okuyamadım. Ben ona hazırlık olarak gittim. Ondan sonra işte böyle oldu. Evliliğe giden o çok ilginç hikayeden renkli anekdotları paylaşmaya devam edeceğiz ama hazır zikretmişken Ben Bilirim şarkısını Barış Manço'nun o eşsiz sesinden dinleyip sohbetimize öyle devam edelim. Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Peki bu olayı yaşadınız. Dedi ki hani benimle evlenirsen neden olmasın dediniz değil mi siz? Evet. Sonra gittiniz, telefonu ettiniz, evinize mi döndünüz? Evet. Sonra nasıl sonra ne oldu? Şöyle oldu. Zaten benim ablamın eşiyle Barış sınıf arkadaşı Galatasaray'dan. O da tamamen bir tesadüf. Yani modanın bir çıkmazında, bu ev değildi o zaman, başka bir yerde. Öyle bir beraberlik çok enteresan bence. Yani kader ağlarını örüyor diye bir şey vardır ya. Ondan sonra o gün işte herhalde Barış kayda gitti. Sonra akşam kapıyı çaldı ve geldi. Allah. Öyle. Ben şöyle bir ziyarete geldim diye sabah 3'e kadar oturdu. Aileniz de evde? İşte ablamla eşi vardı. Ablamla arkadaşlar yani. Zaten onlar. Ben esasında çok yadırgadım. Çünkü o zaman ben 21 yaşındaydım. Barış da 32 yaşındaydı. Çok da üzerime alınmadım ama hani böyle Allah Allah. Ne oluyor? Biraz da tuhafıma gitmedi değil. Ama sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi kader ağlarını örmüş Lale Hanım. Yani bir şekilde girdi hayatıma. Yani ne bileyim, ben hakikaten üzerime alınmadım ama o gidişler gelişler, o şey birdenbire daha samimiyet arttı. Böyle karşılıklı kapılar açıldı artık. Herkes birbirinin evine daha rahat girip çıkmaya başladı falan. Sonra da birdenbire hayatımda buldum. Ne kadar pardon. Hep de o zamanlar şaşırdım. Yani ben çünkü hafif böyle hippie görüntülüydüm o zaman. Şimdi yani, flower, çiçek kız. Evet öyle işte. Ay, hint etekleri, ayağımda tahta şeyler ki bu da Barış'ın hiç tarzı değil. Ay, Jim Morrison'la Pamela gibiydiniz o zaman. Herhalde. Böyle gene bir şey, saçla makyajsız, dümdüz. Yani ne bileyim ben, sokakta hiç dikkat çekmeyecek falan bir kızdım diye düşünüyorum. Ama demek ki şey, oturmadan kalkmadan orada Eros devreye girmiş anladığım kadarıyla. Çok da hızlı girmiş. Sence de öyle değil mi Evrim? Kaç sene nişanlı kaldınız? Ya da bu süreç evliliğe kadar ne kadar sürdü? Ne kadar sürdü? Yani bir kere biz Haziran'da tanıştık. Ben Ocak'ta evlenme teklifi aldım. 6 ayda? Evet. Wow. Yani bu şeyler artık böyle bir şey olmalı falan gibi. Adı konulsun. Ondan sonra ama ne zaman evlendik? Bu 75'te oluyor. 78'de evlendik. 75'te tanıştık, 78'de evlendik. Ondan 3 sene sonra Doğukan doğdu. Ondan 3 sene sonra Batıkan doğdu. Orada durdu. Bir 3 sizde var. Bir 3 gitti, evet. Üçleme gibi. Ay ne güzel ya. İyi ki de evlenmişsiniz. Doğukan ve Batıkan'ın muziplikleri. Dolgu maddesi koyuyorlar, önüne sıva çekiyorlar falan, öyle bir şey. Burada bir delik açılmış. Bu ne? Buradan komünike ediyoruz dediler. Baba. Az sonra. Şimdi buranın hikayesi nasıl doğdu? Evet, nasıl oldu? Nasıl oldu? Bizim böyle bir tane küçük masamız vardı, kare, alçak. Yemeklerimizi de orada yiyorduk, bağdaş kuruyorduk. Diyorum ya, hafif altta şey var ya, hipiliklen var ya. Bu da beni hiç rahatsız etmiyordu tabii ama Doğukan geldi. Oo. Karnım büyüdü. Artık yere oturamaz oldum. Ay dedik, bir masa alalım en iyisi. Biraz sonra gezeceğiz. Ne yapalım, değişik bir şey olsun. Öyle ilk önce bir mobilya mağazalarına baktık, hiç yani bir şey kendimize uygun bir şey bulamadık. Kule dibine gittik. Kule dibinde o zaman şey vardı, bit pazarı vardı. Oradan masa alacağımıza, biraz sonra göreceğiz, bir tane Viyana yatak odası takımı aldık. Öyle hoşumuza gitti, onu aldık. Aldık da ne yapacağız yani? Nereye koyacağız? Kocaman bir şey nereye koyacağız? Bir de masa alamadık daha. Ne niyetle gittim neyle ondan bana? Sonra başladık böyle işte masaydı, şuydu, buydu. Her gittiğimizde bir parça alıyoruz. Aa bu ne güzel, aa o ne güzel falan derken birdenbire biz şey toplamaya başladık. Antika parçalar toplamaya başladık ama küçücük apartmanda olmuyor, uyumsuz. Yani şimdi o yatak odası bir odaya sığmadığı için yatak odası salona geçti. Salondaki müzik halinde arkaya geçti falan böyle. Bir şey halindeyiz ama kimse hiçbir şey aldırmıyor. İşte
anneniz demiyor mu kızım böyle mi olur hani niye seni annem, ben... Annem diyor. Telli duvaklı diyor, gönderdim diye yani, niye hani bir çeyiz eşya. Ne olacak sizin haliniz diyor. Biz mutluyuz diyoruz yani iyi her şey çok güzel insan bir şey aramıyor hakikaten öyle hayat. Hayat o kadar renkli ki tamam, evin içerisindeki kadın. Bir şey görmüyorsun. Yani orada burada gerekli şöyle olmalı. Ben şimdi gençlere hep onu söylemeye çalışıyorum. Yani benim evlenme şartlarım o kadar farklı ki yani olmadığından değil de hayat o kadar o renkli ki. Kafada değildiniz bir de. Öyle yani. Kalkıp da koltuk takımları da olsun o da işte havlular da alınsın iki tane de yemek takımı aman bardaklarım eksik onlar da tamamlasın öyle eve gireyim falan. Hiç düşünmedik de. Daha da komiği tabii şimdi çeyiz istemedik. Çeyiz yapılacak bir yer yok çünkü. Ondan sonra tabii yani ailenin planladığı bir şey var. Edip o parayı verin bize daha iyi. Ondan sonra gittik Barış'ın sahne ses sistemini aldık İngiltere'den ondan. Yani benim çeyizim böyle seti oldu. Koca koca şeyler, kabinler falan. Ay kıyamam. Sonra bu eşyalar birikti. Şimdilerde müze haline gelen Barış Manço'nun evinin hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bu ev de orijinaldir. Yani Vitol ailesi kendi evi ve biz onların kendilerinden aldık. Yaşlanmışlardı artık ailenin bir kısmı İngiltere'ye gitmiş. Adam da dönecek çok yaşlı. Eşyalarını satıyor. Biz yine eşya için geldik buraya yani. Ondan sonra tabii buradan çıkacağını da öğrenince böyle... Birdenbire tırın diye bir şeyler oldu. Dedik ki karıcığım sen bu evi çok sevdin. Hep burayı bana gösteriyordun. Biz burayı alalım. Ay. Ondan sonra öyle dedik ki satıyor musunuz? Satıyoruz. Bize satar mısınız? Satarız. İyi ki de siz satmış. Işte, sizden iyi de bu kadar güzel koyup orijinal, hani orijinalitesini bozmadan. Tabii hiç yani tabii bir tadilattan ya geçti. Yani tabii çok şey. Eskimişti. Burası 1800'lerin sonunda yapılmış bir ev. Yani tabii kalorifer sistemi de yenilendi falan bir takım şeyler. Zamanın moda şeyleri kullanılmış işte burada. Şimdi buraya yakışmıyor elbette. İşte o tip şeyler değişti ama normalde orijinaline sadık kalarak. Aşkı olsa şey çoktan buraya 5 katlı apartmanı dikmişti Lale Hanımcığım. Yani vallahi herhalde yapardım. Beklendi. Zaten işte yanındaki 5 katlı apartman oldu. Çünkü bravo. Bu bir ikiz villa zamanında yani. Ve ben ikiz villa olduğu zaman biliyorum. Çünkü anneannem bir arkadaşı oturuyordu yan tarafta. Aynen. O eve de girip çıkmışlığım var. Onun için ben, bu sokağı ben hakikaten çok seviyordum. Allah da gönlünüzü göre vermiş resmen. Ya evet onu ben demek gerçekten tahmin istemişsiniz. Ediyorum. Gerçekten. Yani beni sevdiğini düşünüyorum. Bence de. İyi ki öyle olmuş ve Türk halkı da rahmetli Barış Manço'dan ölümsüz bir hediye kazanmış diyor. Ve yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyoruz. Hareket bereket. Tamam. Hadi başlayalım. Fransız masası sadrazam bir tat poşet tarafına konulmuş. Evet. Oo. Biraz bunlar hakkında bilgi verebilirim tabii. Ay çok sevinirim. Bu gerçekten mesela şu avizeyle bu masa Mithat Paşa'nın çalışma odasından çıkmış parçalar. Bu siz eve taşınıza burada mıydı? Hayır hayır. Bunları siz sonradan edindiniz. Sonradan aldık tabii. Yani buradaki her şeyi biz zaman içerisinde toparladık. Şu parçanın bir eşinin Topkapı Sarayı'nda olduğunu biliyorum. Konsolun mu? Evet. Aa, bakayım yakından. Elleyebiliyor muyum? Bana özel. Normalde ellenmiyor. Müzelerde benim de böyle bir elleme huyum var. Dokunmak. Dokunmak değil mi? Dokunmak. Hemen bir boyut de koklama. Giriyor. 5 duyuyla yaşıyorsun demek ki. Ama ben gerçekten hani insana dokunmayı da seviyorum. Objeye dokunmayı da seviyorum. Ne bazı güzel. İnsanlar dokunmaz. Mesela benim annem dokunmaz. Öyle söyleyeyim. Belki babam daha yani iyi ben dokunurum. Özellikle. Biraz duruma bağlı olarak hani çok fazla saldırmam ama yine de dokunmayı yok ben de saldırgan değilim. Ama hani şu her temas şey, hani hoşuma gidiyor. İnsan olduğumuzu, enerjimizin birbirine geçtiğini düşünüyorum. Öyle. Aynen ben de öyle dokunurum yani. Ne güzel. O tablo çok güzelmiş. Esasında tabii daha çok tablolar var, halen var. Ama işte biraz böyle kıyafetlerle falan değiştirdiğimiz için bir kısmını çıkardık. Rahmetli'nin kıyafetleri değil mi? Evet, sahnede kullandığı kıyafetleri. Kimi kaç senesinde giydi bunu? Hatırlarsınız siz. Bu 75 senesinde giydi. Ben Barış'ı tanıdığım vakit bu kıyafetten sahneye çıkıyordu ve de çok yakışıyordu. Yani Barış'ın sahnesi muhteşemdi. Yani sahneye çıkarken daha sahne arkasından seyirci elini alırdı. Çok yani enerji, inanılmaz bir sahne karizması vardı. Keşke izleyebilseydim. Nasip olmadı. Yani evet. Hani konserde. Çünkü bir kere halkla o kadar güzel bir komünikasyonla konuşarak,
Onlardan sorulu cevaplı. Aynı şeyi Japonya'da bile yaptı ya. Barış yani Japonca ay, olaraktan. Yani düşünsenize hiç bilmediğiniz bir dilden derken mesela o konsere çıkacak diye Barış iki hafta önce Japonya'ya gidip Japonca dersler aldı. Yani en azından sahnede onların söyleyebileceği iletişimi kurmak adına. Evet, bir iki laf edebilmek için. Hakikaten de ciddi ciddi konuşuyor böyle bir şeyler söylüyor falan. Tabii ki yani şimdi ben söyleyemem bile. İnsanı alkışlıyorlar, cevap veriyorlar. Onu karşılığında söylüyor falan. Yaş itibariyle o yılları hatırlayanlar iyi bilirler Lale Hanım. Kelimenin tam anlamıyla Japonya'yı fethetmişti Barış Manço. Bakar mısınız şu sevgiseline? Cam koleksiyonu. Evet. Tabii böyle zaman içerisinde artık böyle ev oluşmaya başladı. Bu sefer koleksiyonlar başladı. İşte resim koleksiyonu, cam koleksiyonu içeride var. Tabii burada başka bir koleksiyonumuz daha vardı. Burayı böyle şey köşesi yapmayı tercih ettik. Ve tabii ki sayısız ödül ve plaketten örneklerin yer aldığı bu çok özel köşe. Tabii bu çeşitli şeyler var. Herhalde onda biri falandır değil mi? Evet. Her şey sığmıyor. Mesela burada... Üç tane çok özel var. Bir tanesi Fransa'dan aldığı şövalyelik, bir de Belçika'dan aldığı şövalyelik nişanı var. Ve bu Japonların verdiği nişanlar var. Değil mi? Tokyo, Mayıs 1-2000. Evet. Lale Manço olsun. Dünya miras gezgin. Bu arada mesela şu şehir resmi göstermek istiyorum yakından. Evet. Barış öldüğü zaman Japonya'da onun ruhunu yaşaması için bir sakura ağacı dikiyorlar. Ve bu ağaç büyürken zaman zaman bana resimlerini yolladılar. Sonra ben 2 sene önce Japonya'ya gittim. İşte bu ağacı yakından gördüm. Onların törenleri var böyle ağacı suluyorsunuz, onun ruhuna yolluyorsunuz. Çok güzel. Yani çok etkileyiciydi, bize inanılmaz karşıladılar orada. Tabii bu tamamen Barış'ın onlarda bırakmış olduğu sevgi ve duygudan kaynaklanıyor. Elbette. Bir grupla gitmiştik. Yani insanlar gözyaşları içerisinde ayrıldılar oradan. Türk-Japon bayrakları indirmişler. Bütün çalışanlar inmiş. Bizi alkışlayarak karşıladılar. Herkesin eli ayağı birbirine dolandı. Ne oluyoruz diye. Ama tabii hem bu Japonların kadişin aslından hem de saygılarını, sevgilerini gösterme biçimlerinden. Son şey yani bu eve geliyor. Onun zaten adetiydi ama ajandası dolaşmazdı. Arabanın anahtarı, telefonu burada duruyor. Yani böyle de bulundu. Babam dünyaya veda etti. 2 sene, bundan 2 senemiz de benim babam vefat etmişti. Allah tekrar rahmet eylesin. Ani ölümüyle tüm Türkiye'yi şoke edip yasa boğmuştu Barış Manço. Bu da mı antika? Evet. Yani bu zaten evet buradaki her şey antika. Kullandınız yani, ama bunları hep değil mi? Tabii canım yani bunlar kullanmak için. Şimdi müze oldu. Yoksa... Siz nerede yaşıyorsunuz şimdi? Yani Ben Akyaka'da yaşıyorum. Muğla Akyaka'da yaşıyorum evet. 10 senedir. 10 sene önce oraya yani. Ondan mı freshlik?
Yani dünyanın en güzel yeri herhalde. Gözünüz parlıyor vallahi. İstanbul'da insanın gözünün feri sönüyor. Hep söylüyorum. Aynen öyle. Ne işiniz var İstanbul'da? Vallahi ben bu işim... Yani şu işi yapmasam... Yani geliyoruz gidiyoruz çoluk çocuk, anne, akraba falan. Ama ay, yani normalde şeyim adresim İnsanın ömrü artık uzar orası. Ya. Organik besleniyorsunuz. Doğal olarak yani orada ne yapacaksınız? Kendinize ekip biçiyor gidip... musunuz? Benim yerim çok müsait değil. Çünkü bir koru gibi. Site gibi mi? Hayır hayır. Geliyoruz Barış Manço'nun en çok dikkat çeken eşyalarına. Bakalım Lale Hanım bize neler anlatacak? Ay canım. Evet, burada işte Barış'ın değişik şeyleri, kıyafetlerinden örnekler. Güzel de korumuş papuçlarını, çizmelerini. Tabii görüldüğü gibi hep çizme giyiyor. Şey değil mi? Çiz adamdı. Yani. Ya da o sizin titiziniz miydi? Titiz miydi bilmiyorum. Değil miydi? Yok rahattır yani öyle mesela tabii onlara kızardım. Mesela gelir pantolonu böyle hep yerde oturarak çalışırdı. O pantolonla mesela yere oturur. Tabii ne ütü kalıyor ne şey kalıyor ne pantolon kalıyor torbaya dönüyor filan. Yani şu, ama şunlar onun hayatının en önemli şeyleri. Kimono. Hiç olmazsa geldi miydi? Ben kimonoyu giyer öyle dolaşırdı evin içinde. Oh, çok en rahat. En rahat. Ondan sonra hep yerlerde çalışıyorsun. İstediğin gibi otur yerde yuvarla. Aynen. Aman ütün bozulmasın. Aa, askerlik dönemi. Aa, evet. Kısa saçlı ilk defa görüyorum. Ben görmedim mesela. Ben hemen bundan sonra tanıştım Barış'la. 75'ten yani askerler, önce yaptı o zaman askerlik. Tabii 72-73'tür onun şeysi askerlik dönemi. Yani ben tanıdığımda gene saçlar geriye gelmişti. O kim? Bu baba. Yani öz babası değil de ama yani öz babası kadar hayatına etkin olmuş. Ha çok emeği sevgili olan. Sevgili babamızdır o bizim. Muhittin Kocabaş. Kocataş. Kocataş. Yani şu anda hayatta ve hala bir öyle babam mi olarak devam ediyor. Ay Allah uzun ömür versin ne güzel. Bu da bana baba çok önemli bir figür. Barış'tan miras kaldı. Ne güzel. Sırada Barış Manço'nun o çok özel kıyafetleri ve kostümleri var. Bu mesela Kara Sevda'da giymiş olduğu ceket zannediyorum. Kara Sevda, Kara Sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Girmiş Sıtkı videoyu. Kara Sevda, Kara Sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara Sevda, Kara Sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime. Nasıl oldu? Kıyafettir ve damatlık kıyafeti. Hadi canım bu evet mu? Evet bu da bizim düğünden tek karedir. Aa çünkü bakayım gelinliğe. Bizim fazla resmimiz yok böyle gelinlikli falan. Çünkü nikah öyle bir izdiham oluşuverdi ki biz dağıldık. Her şeyi içinden yani çıktı mı? El sıkılır şey yapılır resimler çek. Hiç öyle bir resmimiz yok. Biz ancak oradan kaçtık. Nikah kıyılır kıyılmaz. Bir tane böyle işte şey mesela basını çekmiş oldu birkaç resim. Yani bu ev benim formumu korumama neden olmuştu. Zaten bu evden çıkınca kilo almaya başladım. Çünkü bu incik. Dört kat merdiven çıkıyorsun her gün. Bakalım o merdivenler bizi nereye götürmüş? Oo, what a romantic. Ay bence çok seksiyim. Evet yani herkes girip dehşete kapılıyordu böyle siyah banyo. Çok nasıl oluyor filan diye ama. O dönemler için değil mi? Şimdi moda. Herkes yapıyor. Şimdi moda tabii. Değil mi? Modayı mı? Kaç yani sene bu? 30 sene. Tabii 84 sene. Sizin zevkiniz o. Bu evet. Yani şunları filan ben kendim çizdim mesela. Vizyon sahibi olmak da böyle bir şey. Bu ev tam sana göre Evrim. Özellikle de uzayıp giden merdivenler. Ben de bu evde yaşasam formumu korurum. Spor yapmama da gerek kalmaz. Şimdi bu bizim yaşam bölümümüz. Aa ikinizin ortak. Yani evet. Aa. Ha, ilk önce şuradan başlayalım. Bu şimdi misafir odası. Bu şu anda misafir odası ama hani biraz önce anlatıyordum ya odalara sığdıramadığımız yatak odası bu. O mu? Evet. Bu parçaları. Viyana. Evet. Onunca salona kurulduk. Oo çok şık. Harikulade. Ben seviyorum eski. Hafif böyle antika. Ondan sonra daha iyisini bulduk. Bunu misafir odası takımı yaptık. Barış Bey'in ailesi mi? Evet ama arkadaki annesi değil. Genelde annesi gibi geçiyor ama yani bakıcıları. Evet. Barış, İnci ve Savaş. Ve babaları zaten. Ha İnci'ye bak ne tatlıymış. Barış'la baba esasında böyle duruşlar ve gözler. Aa evet babaya benziyor. Ne kadar aynı değil mi?
Evet, onun ikisi herhalde annelerine benziyorlar. Evet. Ay canım ya. Salona yerleştirilen yatak odasından çıkışta bakın bizi kim bekliyor? Burada süper babaannemiz oturuyor. Süper babaanne, seni çok seviyorum. Süper babaanne. Tü 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 maşallah, nazar değmez inşallah. Buralarda... Bu ev çekildi. Evet, bir kısmı burada çekildi. O dönem klip de yoktu ya, yapıyordu Barış Manço. O zaman klip adı da yoktu. Yani biz o programa başladığımız zaman kendi programımız için şarkıları görüntülü olarak çekiyorduk. İlk başta yönetmenle falan, hatta bir müddet sonra kliplerin çoğunu ben çekmeye başladım. Süper babaanne, seni çok seviyoruz. O büyük aşkların inan biz de yaşıyoruz. Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin. İnan gençleri anlayan bir tek sensin. Tüm 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 maşallah, nazar değmek inşallah. Süper babaanne. Şimdi burası bizim yatak odamız. Ay. Ben ciddi bir anruvu hastasıyımdır. Zaten bu yatak odasını görünce bu misafir odası oldu, derhal bir yatak odası oldu bizim. Ama gerçekten güzel bir parçadır çok bu. Çok şık, evet. Ya eski dönemin esasında sıcaklığına bakar mısınız? Şimdi böyle bir yatak mı var? İki kişilik. Yok. Yok şimdi böyle bir şey. 1.30'luk falan bu yataklar. Diğeri de öyle. Çok fazla şey değildir, geniş değildir. Daha o dönemin yatakları çiçek. Ufak ufak böyle. Şimdi 1.80'lik yatak yok ki maç yapar gibi yatağın bir ucundan bir ucuna dolanacak. Doğru. Böyle küçücük yataklar. Tabii hem kış geceleri iyi geçiyor. Ay sıcacık değil mi? Dolap olaymış ya. Ya o zamanlar işçiliği de bambaşka tabii şimdi. Tabii çok canım yani. Hani kötü duruyor, şey samimi durmuyor. Mesela bu beni içine alıyor. Tabii küçük detaylar yapıldı bu müze hazırlanırken. Mesela bu tip vitrinleri hep mesela şu yüzük şeklinde, Barış'ın yüzüklerinin olduğu. Bu da şey, müzik, bu bir kontrabastan esinlenilmiş. Çok güzel esinlenmiş, çok tatlı olmuş bence. Yüzük de güzel değil mi Engütay? Ha? Sevdin mi? Yani, kendi yüzükleri değil mi? Tabii buraya çocukların falan da geleceği düşünüldüğü için onlara da böyle sıcak, ne bileyim ben, biraz esprili olsun çok güzel diye düşünüldü. Sizin Aksu'nun Barış Manço'ya hediye ettiği o sandık olan. Açılıyor mu? Açılıyor, evet. İçinden neler saçılıyor kim bilir. Pırlantalar. Vallahi herhalde belki o zaman bir altın şey vardı. Olabilir ha. Hemen bir şey. Peri masalına giriverdik evet, bakıyorum. Evet, yani savursa. Şey. Ay ne güzel olur ya. Barış Manço'nun şövalye odası. Bu tabii şimdi bu kadar şövalye nişanları aldıktan sonra bir tane de şövalye odası gerekti yani mecburen. Şoka mı? Burayı da kendisi dizayn etti. Wow. Az sonra. Bizim çocuklarımızın sünneti, doğum günü bilmem ne, öyle şeyler hiçbir zaman hani basın çağırılıp da işte çocuğumuzun doğum günü falan resmini hiç yoktur bizde. Her şey kendi içimizde, kendi hayatımızın içerisinde olup sanatçı gitmişti. Dostlarınız yok muydu çevrenizde? Çok fazla yoktu. Yani kimlerle görüştü? Sezen vardı, Ayşegül Aldınç vardı, Cem Karaca ile görüşürdük. Erol Evgin ile görüşürdük. Yani şimdi siz görüşüyor musunuz? Görüşüyorum. Mesela Ayşegül ile yakınlığım çoktur. O çok güzel şey. Kadın yani ya. Çok güzel oda ya. Tabii bu kendi özel yapısının da etkisi var. Bunlar da şeylerden, işte seyahatlerden. Uzak Doğu herhalde değil mi? Bu evet, Endonezya'dan. Az sonra. Bu da mesela işte davul şeklinde tasarlanmış. Bu arada benden de anılar girmiş mesela. Benim saç takım bile girmiş buraya. Aa, niye girmişsin ayol? Yeniden müzenin içindeki merdivenlerle yüzleşme zamanı. Çünkü sırada bir üst kat var. Evet, buradan da bizim... Aslanların katına. Evet, aslanların katına çıkıyoruz. Onları yukarıda tutuyorum ki kaçmak kolay olmasın diye. Arada ben durayım. Hop diye tutup. Onlar kaç yaşındaydı buraya taşınması? Batıkan 1,5 yaşındaydı. Yok 84. Evet. 1 yaşında falandı. Doğukan da 3 yaşındaydı. Aa, yatak nerede? Yok, onlar değişti yani, bu şekilde tasarlandı. Bu da Barış'ın diploması diyelim. Manto ve Paris. Bakayım. Fransızcanız var mı? Benim mi? Var. Je ne veux pas travailler.
şarkı sözü biliyorum. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Bu kadar yeter. Yeter ayol. Bir de voulez-vous danser avec moi. Burası da Vatikan Odası. Şimdi bu oda böyle... Ay Vatikan Odası daha renkli. Aa, hadi izleyelim. Burada mı çekiyorsunuz? Şimdi burası... Yok canım. Burasını böyle dekore ettiler. Şey, adam olacak çocuk odası yaptılar. İşte oradan mesela o programda giydiği şeyler, yelekler. Çocuklar gelip izliyorlar. Bazen kendilerini falan yakalıyorlar burada tabii. Yani burada devamlı dönüyor programlar. Ben burada kitleyip kalabilirim böyle. Çok güzeldi. Bu arada iki kardeş arasında bir anı anlatayım size. Şimdi bunlar böyle bitişik duvarlardalar. Bir gün bir geldim. Şurada bir delik vardı. Şaka. Ki bu bina Bağdadit dedikleri farklı bir şey. Yani tuğla değil de iki tel arasında böyle şey... dolgu maddesi koyuyorlar. Önüne sıva çekiyorlar falan. Öyle bir şey. Burada bir delik açılmış. Ama bu ne? Buradan komünike ediyoruz dediler. Baba. Şuradan iki adım yürüseniz de komünike etseniz de şu duvarlar sağlam kalsa olmaz mı değil mi? Hayır, buradan komünike ediyorlar. Bir delik şöyle açılmış. Oradan sohbet halinde. Yani sohbet halinde. Alışveriş. Kalemim bitti. Kalem tıraş var mı? Yerim ben onu. Bari yıksaydınız diyelim. Ha yani olmuş herhalde. Yani tabii burada güzel bir yaşamdı ya. Yani şimdi onların böyle bir katının olması falan. Bu Vatikan zamanında böyle notalar mı vardı sonra? Yok hayır. Onların yatak odaları vardı şimdi. Müzede Barış Manço ve ailesinin acı hatıralarından da izler bulmak mümkün. İşte onlardan bir örnek. Evet, bir de bizim böyle üzücü bir araba kazamız var. Onunla beraber Belçika'dan dönüyorduk Türkiye'ye. Edirne'de minibüsle çarpıştık. O da böyle bir ana olarak girdi. O da Belçika kimliği herhalde. Evet. Çift vatandaş mı? Evet. Dünya vatandaşı aslında vatandaş ya. Mı? Şöyle, şimdi Belçika oturma izni gibi. Şey verdikten sonra, şövalye nişanı verdikten sonra... Kendi kabul ediyor. Yani vatandaşlığı da verdiler. Ha, yani kendini verdi. Böyle bir taleple olmadı, zaten verdiler. Ayol ne olacak? Yani, dünya vatandaşı bence. İşte yani. Bir yere, yani bir ırka... Ben hani onu böyle bir yere koyamam. Her yerin adamı o. Sanatçı evlensen mi zaten? Yani, sanat yaptığı işte evlensen. Bunlar o ilk zamanlarında. Tabii mesela bu yine bir koleksiyondan parçalar. Fotoğraf makinesi koleksiyonu. Kravat. Kravatlar. Muz. Gel bak gel. Muza bak. Tabii bunları şeyde özellikle çocuklarla olan şeylerde takar. Esasında özel bir geceye gittiğinde de bunları takıyor tabii de. Bu rengarenk kravatlara göz attıktan sonra biraz önce çıktığımız o merdivenlere inme zamanı. Tabii evrimin sızlanmaları eşliğinde. Ay gene beni yürütüyorsun. İple şöyle kaysaydım ya. Evrim adam olacak çocuk oldu. Merhaba. Ankara'dan geliyorum ben. Barış Manço'yla içinde ukde kalan hayalini gerçekleştirdi. İşte gelememiştim. Hadi bakayım. Az sonra. Şöyle ilk önce şövalye odasına bir bakalım. Bu tabii şimdi bu kadar şövalye nişanları aldıktan sonra bir tane de şövalye odası gerekti yani mecburen. Doğru. Şoka mı? Burayı da kendisi dizayn etti. Wow! Çok güzel oda ya. Tabii bu kendi özel yapısının da etkisi var. Ay bunlar ne güzelmiş. Dansadan vazgeçeriz. Bunlar tabii şeylerden, işte seyahatlerden. Uzak mesela, doğu herhalde değil mi? Bu evet, Endonezya'dan almıştık bunu. Şöyle birkaç tane bir kaldı, masklar falan duruyor azıcık. Aa bu da plak şeklinde. Plak. Evet işte bunlar çok biraz güzel, sempatik hale getirdiler vitrinleri. Hani böyle klasik vitrinler olmasın diye. Çok mantıklı olmuş. Zaten müzisyen bir adam sonuçta. Evet. Onu yani simgeleyecek. Güzel tasarlandı bu şey. Sevgili Sunay Akın'ın da çok danışmanlığı alındı bu müze yapılırken. Gerçekten de Barış Manço'nun ruhunu yansıtan bir müze konsepti olmuş deyip çok özel bir film afişine geçiyoruz. Tek film mi zaten? Bir tane film var. Yapmadın mı sonra? Kendin mi istemedin? Yani. Çiçek kızı, çiçek kızı, sedalar giymen kırmızı. Çıkalım şu dağın başına, sen gül topla ben nergizi. Hadi gül yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız ondan.
bahçemizdi. Ay ne güzel. Yani işte bir yemek masası vardı. Yani şimdi biraz değişti. Bir oturma grupları falan vardı burada. Bunlar da mesela çok eski güzel parçalardır. Ve kendi aletleri. Evet. Ve Kurtalan Ekspres. O tencere ne ayol? Halil İbrahim sofrasının tenceresi, o da baş köşemizde. Buyurun dostlar, buyurun. Bende hepsi var mevcut, üzgünüm. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Valla bundan sonraki bir etkinlikte sahneye elma alıyoruz. Şaka! Ay! Ben Barış Manço'yu çok severim ama hiç belli etmedim değil mi bugüne kadar? Neden İçimde olmasın? O içimde. Biz her sene bir takım etkinlikler yapıyoruz. Özellikle vapur var mı bu sene? Bu sene var. Her sene var zaten. Bayağı gelenekler oldu. 1 Şubat'ta. Gidelim mi? Geliyor. Gidelim mi? Evet. Vapur'a gidelim lütfen. Gelelim söz mi? Ekiple geleceğim ama. Evet, çekime. Söz mü? Evet. Söz vallahi. Tamam. Evet, geliyoruz. 1 Şubat, unutmuyoruz. 2015. Sabah 10. Kadıköy iskelesinden. Barış Manço vapuruna biniyoruz. Vapuru kalkıyor. Burası da böyle çok güzel düzenlendi. Buraya oturalım mı böyle? Fonda tamam. Barış Bey olsun. Oturmadan önce Evrim'in rahmetli Barış Manço ve adam olacak çocukla ilgili içinde ukde kalan hayalini gerçekleştiriyoruz. Nasıl mı? İşte böyle. Merhaba. Merhaba. Nereden geldin? Ankara'dan geliyorum ben. Şarkı söyler mi bize diyorum? Şarkı söyleyeceğim. Hangisini? Hadi bakayım. Bir de ye de. Şimdi bir de. Bakayım. Oksanıza. Ay sonunda tatmin ettim ki. Ay Allah'ım, çocukluğumun hayali gerçek oldu. Ben her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah... Güzel bir sohbet olmuştur inşallah. Sizi tanımak çok güzeldi. Sağ ol. Bence Barış Manço gerçekten hayatına hep doğru kararlar vermiş. Çok memnun oldum. Teşekkür çok ediyorum. Güzel. Zaten çok hayranlık ve sevgiyle izledik, o ayrı. Artık onları buralarda çok alışılmış olduğu için söylemiyorum bile ama gerçekten bir de yani nasıl diyeyim, o espri ve o heyecan zaten var. Yani kurmaca yok. Kurmaca yok, kurgulama yok. Olduğun gibi içten, sıcak, herkese nasip olmayan bir şey. Seni tanımaktan ben de çok keyif aldım. İnşallah, İnşallah da görüşürüz. Siner. Görüşürüz. Evet. 1 Şubat'ta Kadıköy'den bekliyoruz. Kaldırıyoruz vapuru. Bekliyoruz herkesi.